Arkadaşlar herkese merhabalar hepiniz hoş hoşgeldiniz. Ee, şimdi öncelikle geçen haftaki yani bu videoları ben önceden çektiğim için Quizle alakalı yorumlarınızı bilmiyorum. Bakacağım yorumlara. Ee, eğer beğendiyseniz bir quiz serisinde başlayacağız. İstemiyorsanız da bu şekilde devam edebiliriz ya da başka bir alternatif yaratabiliriz. İkinci konu, yeni bir kanal açtım. İçinde hiçbir şey paylaşmadım, paylaşmayacağım da sadece yedek olarak tutmak istiyorum. Poker Akademi diye. Yalnız yazınca çıkmıyor bilmiyorum hani belki hiç abonesi olmadığı içindir. Ben linki e, hem yorumlara hem de description'a e bırakıyor olacağım. Oralardan tıklayıp abone olursanız yarın öbür gün ters bir durum olursa en azından oradan devam ederiz. Oradan komünikasyon kurarız. E, onun üzerinden de devam edebiliriz. Problem değil ama lütfen hani herkes oraya abone olsun ki bir arada durabilelim en azından. Dağılmayalım tersi halinde. Şimdi bugün 1-2 bir elimiz var. 250-125 big plan civarındayız. Az 8 var elimizde buradan yöneticideki arkadaşımız açılış yapıyor. Şimdi sizce nasıl bir açılış? Az 8 ile 7 kişilik bir masada bu nasıl bir açılış? Şimdi bu eğer full ring olsaydı ben izlerken mesela ilk anlamadım yani kaç kişi oturuyor masada falan söylemiş de gözümden kaçmış. Yani 8-9 kişinin oturduğu bir masada bence fazla lose bir açılış. Az 8 buradan. Hele ki böyle small stakes gibi bir anda potun korkuş noktaya ulaşabileceği, SPR'ın çok düşeceği e, şeylerde, pozisyonlarda hiç gerek yok az 8'le açmaya. Kapatıp devam edebilirsiniz. Ama burada 7 kişi varmış. 7 kişi olduğu için açmış. Hala bence açılmayabilir. Ama e, açmaya karar vermiş. Bilemiyorum. E, çok doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hatta bazen mesela şöyle kaldınız arkadaşlar çok sizin için yakınsa yani mesela, ulan as 9 olsa açarım as 10 olsa açarım ama as 8 açar mıyım dediğinizde baktığınız tereddüte kalıyorsanız kapatın gitsin. Yani o tereddütle devam edemezsiniz zaten. Çok da sağlıklı olmaz. O yüzden eğer yakın bir sizin için kapatabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum şahsen. Daha iyi oluyor. Daha en azından şey olmuyor yani. Ee, keşke yaşamıyorsunuz. Ee, mesela bu nine ended olsaydı full ring bir game olsaydı kesinlikle kapatırdım ben bunu ama mesela 6 six ended olsaydı 6 altı kişilik olsaydı o zaman da belki hep açmazdım gene as 8 çok rahat hissedeceğim bir kağıt değil ama gene e, daha oynanabilir mesela altı kişi olsa bu arkadaşımız buradan yediye raise etmiş okey problem yok yani ben çok katılmıyorum ama çok çok berbat diyebileceğim bir oyunda değil buton call etmiş small blind call etmiş buradan big blind kapamış arkadaşlar şimdi as queen 8 Gayet Straight Drawların olduğu, mesela 9-10. Ondan sonra ya da Papaz Jack, Straight Drawların olduğu, aynı şekilde Flash Drawların olduğu bir board. Queen Queen olmasını bekliyor muyuz rakiplerde? Hayır, kız kız olsaydı bunlar zaten şey yapardı. Yani raise beklerdik Preflop'ta O yüzden kız kız beklemiyoruz. As 8 bulabilir mi? As 8 olabilir de bizde var As 8. O yüzden combo sayısı çok 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 düşüyor. Ne olabilir? Queen 8 olabilir 2 pair olarak. 8-8'leri de biz blokluyoruz gayet güzel. Asas zaten olamaz. Her ekiplerin elinde flash drawlar olabilir, straight drawlar olabilir. Bir ihtimal queen 8 olabilir. Onlardan da ciddi value alıyoruz. E, set olma ihtimali de zaten düşük. Burada ne yapmalıyız sizce? Tabii ki sibet yapmalıyız. Niye? Çünkü drawlardan value alabiliriz. Ayrıca naked as, yani as 5 mesela vardır adamda. Ondan value alabiliriz tabii ki. As-6, as-7 hepsinden value alabiliriz. Bir şekilde as çek varsa. O yüzden burada betlemeliyiz. Ne kadar betlemeliyiz sorusuna. Şimdi şöyle bir şey var. E, matematik yani şimdi sizin range'inizde çok daha uyan bir flop rakiplerin range'inden ama ben mesela burada yapıştırabildiğim kadar max bet yapıştırırdım. Neden? Belki matematiksel olarak ben burada 23 bet dersem beni çıplak bir flash draw ya da çıplak bir straight draw kol etmez gibi duruyor ama eee exploitative oyunda max video alabilmek adına burada yapıştırına Ben 20 burada 23 betlerdim. Hatta 25 bile betleseniz belki sizi burada e, flash draw'lu bir adam edebilir small stack'te ben kesinlikle betlerdim yani 20'den aşağı betleyeceğim düşünmüyorum. Bu arkadaşımız ne kadar betlemiş? 13 betlemiş. Yani kötü değil tabi de bence az. Bu ton fold ediyor. Small blind call ediyor arkadaşlar. Gayet standart şu ana kadar. Turn'e gidiyoruz. Şimdi turn'de 9 geliyor. 9 geldikten sonra e, flash tabi tamamlanmıyor ama Jack 10 oraya varıyor. Yani 8 9 10 Jack 8, 9 10 Jack Queen'den bir straight draw oraya varıyor. 9 tabi e, preflop caller'ın range'e daha çok uyan bir kağıt. Ama hala benim board üstünlüğüm devam ediyor. 9 geldikten sonra small line iyi ediyor. Şimdi ben böyle durumlarda kendime ekşi soruyu soruyorum. Tabii ki herkes benim gibi oynamak zorunda değil ama ilk soru şu olmalı. Adamın elinde gerçekten jack olsaydı burada lead mi ederdi yoksa check raise mi kovalardı? Şahsi düşüncem çek reis kovalardı. Çünkü ben öyle yapardım. Herkes benim gibi tabii ki oynamak durumunda değil ama mantık onu gerektirir. Niye burada lead ki? Yani lead ettiğinizde mesela hangi elleri temsil ediyorsunuz? Çünkü board çok fazla değişmedi aslında. Sadece jack 10 oraya girdi. Yani mesela bu 9 kupa olsa bu lead daha farklı yorumlanabilirdi. Hala aynı mantık geçerli olabilir ama lead daha farklı yorumlanabilirdi. Ee, kupa olsaydı. Hem flash hem straight varmış olsaydı. Ama şu an sadece jack 10 geldi oraya. Şimdi Baktığınızda Jack-10 dışında neyi temsil ediyor olabilir? Queen-9 belki bir ihtimal eğer lead edecekse. Queen-8 aynı şekilde. Yani flopta raise etmeyip işte turn'de raise etmeyi tercih etmişse bir sebepten ötürü. As-9 belki eğer var ise elinde. Ve Jack-10. Aynı şekilde belki saçma draw'larla flopta raise etmeyip saçma combo draw'larla. Saçma derken yani flopta raise etmemesi saçma, turn'de raise etmesi saçma bence. E, drawlarla yapmış olabilir. Peki burada soru şu. Biz call mı ediyoruz raise mi ediyoruz arkadaşlar? Bence ikisi de e, geçerli seçenekler. Niye? Şimdi call etmek daha safe bir opsiyon. E, çünkü hani call ettiğinizde da, potu böyle çok abartmadan, çok yüksek yerlere taşımadan river'a gideceksiniz ve bir şekilde, kontrollü bir şekilde eli sonlandıracaksınız. Kazanacaksınız veya kaybedeceksiniz. O ayrı konu. Call da safe duruyor. Ama raise de mesela şu açılardan güzel. Ben ilk reaksiyonumu izlerken, yani acaba raise edilebilir mi? Hatta ben raise etmeye belki dahilin olabilirim. Neden? Çünkü şimdi raise ettiğiniz Lideden, lideden adam pazar bir range satıyor sana. Pazar bir range satan adamı da bulduğunda cezalandırman gerekiyor. Yani mesela bu adam bunu queen 9'da yapıyorsa, queen 8'de yapıyorsa, işte bir şekilde draw'dan korktuğu için asixli bir kağıtla yapıyorsa veya drawla yapıyorsa, bunu burada cezasını kesmen lazım. Ee, mesela 60'a bir reis e, fena olmayabilirdi ya da 65'e 70'e bir reis fena olmayabilirdi. Heri reize edilirseniz tabii artık kapatmanız lazım çünkü çok yani güçlü bir line güçlü bir line ile cevap veriyorsunuz. O daha da güçlü bir line ile size geri cevap veriyor. Kapatabilirsiniz problem yok. Ee, yani re denip kapatmamak için evet call belki daha mantıklı bir seçenek olabilir. Ama raise de burada mutlaka değerlendirilmeli value açısından da biri cevap verme açısından da. Hero'muz gayet şey, safe, safe seçeneği tercih etmiş. Şimdi burada çok önemli bir soru soracağım size yorumladıktan sonra. Arkadaşlar River'da Queen geliyor. Şimdi Queen geldiğinde ne oluyor bu baktığınızda? Counterfeit oldu. Counterfeit neydi? Ben normalde 2 pair vardı ya şu an. Yere bir tane queen açıldınca bu sekiziniz düşüyor otomatikman. Ne oldu? Sizin 5 kağıda baktığınızda buraya araya az giriyor sekizin yerine. Az az queen queen ve 9 gelmiş oluyor. Dolayısıyla sizin sekizinizin yani 2 pair'inizin hiçbir anlamı kalmıyor. Şimdi biz neye kaybediyoruz böyle olduğunda? Az 10 veya az çeke kaybediyoruz. Peki az 10 veya az check rakibin elinde yani bu yaptığı line'ları preflop'tan itibaren aldığı line'ları düşündüğünüzde preflop, flop işte turndaki iyiliğiydi. mantıklı mı? Ben ne as onları ne de as çek de böyle bir şey yapacağını çok ihtimal vermiyorum. Ee, çok çok düşük bir ihtimal bence as on veya as çek olması. Ee, çünkü bu line'ı temsil etmiyorlar. Peki burada esas şu benim sormak istediğim aslında bu elin var olmasının sebebi de bu. Şimdi 89'luk bir pota 45'lik bir bet yapıyor. Burada Hiro ne yapmalı? Şu senaryoda ne yapmalı sizce? 45'lik bir bet karşısında. Bunu tamamen unutun. 45'lik bir beti. Bu diyelim ki sizin çok kritik bir pot. Cash game'de mesela önünüzde işte gitmişsiniz kumar oynamaya bir yere. Önünüzde çok ciddi miktarda pot var. Yani sizin 5 bin dolarlık 4 bin dolar bir pot var. Veya online bir turnuva da oynuyorsunuz. Ya da canlı bir turnuvada. Sizin çok kıymet verdiğiniz bir turnuva. Ve Para çok önemli ama aynı zamanda o turnuvada elde edeceğiniz başarı da önemli. Yani tek bir hakkınız var. Bu böyle bir spotta ne yaparsınız? Yani şunu 45 olarak düşünmeyin de. İşte şunu 5000 dolar düşünün. Şunu da 3000 dolar olarak düşünün. Mesela misal veriyorum. Gerçekten tutuştuğunuzda yani ter içinde kaldığınızda ne yapardınız böyle bir spotta? İzlerken aynen bu soruyu kendime sordum. Kendim çalışırken. Şimdi burada benim tercihim ne olur? Ben burada kol ederim görmek için rakibi Şimdi burada çünkü elinizde as papaz olmasıyla As 8 olması arasında hiçbir fark yok As papaz da as 8 de aynı şey Niye? Çünkü jack ve 10 rakibin elinde yoksa Zaten ha papaz olmuş ha 8 olmuş bir fark yok 9 oluyor ee, Yani aslı kağıtlara karşı kazanıyorsunuz Jack ve 10 on hariç Onun dışındaki kağıtlara karşı e, kaybediyorsun Basit Ama rakibin elinde gerçekten tane, kaç tane as x var? Yani şimdi baktığınızda Queen 9'a tabii kaybediyorsunuz haliyle artık. Queen 8'e kaybediyorsunuz. Eee straight edge'kon varsa kaybediyorsunuz. Gerçekten kaç tane a kağıt temsil ediyor? Baktığınızda tabii burada bunu 45'e atıp kazanırsan kazanırsın, kaybedersen kaybedersin çok önemli değil. Bir sonrakiyle devam edebilirsin. Ama gerçekten kritik bir karar vermen gerektiğinde proof, o zaman çok zor işte. Ben de yani düşündüm. Hakikaten kritik bir karar olsaydı ben burada kapatabilirdim yani kol edemeyebilirdim. Çünkü çok da fazla el sayamıyorum bu line'i alacak. Ve onların hepsini de kaybediyorum şu anda. Bilmiyorum sizin mesela düşünceniz ne olurdu? Yani önemli bir soru bence. Hakikaten kritik bir pozisyonda bu spotta kalsanız ve rakip böyle bir bet yapsa ne yaparsınız? Hatta şu soruyu şöyle de değiştirebiliriz. Elinizde as 10 veya as çek var. As çek olsun ki ya da as papaz olsun İyice hani aslı kağıtlardan da kurtulan bir as 8 için cevap verirsiniz soruya. Bir de as papaz için cevap verirseniz çok sevinirim. Ee, güzel olab olabilir bence. Ben yani hepinize teşekkür ediyorum. Yalnız e, bu haftaki elimiz bu kadar. Şeyi unutmayalım arkadaşlar. Şu kanala takip etmeyi unutmayın. Hani hat unutmadan şu an açarsanız. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. E, umarım Temmuz'dan sonra daha da güzel olacak. Tabii yani aynı takipçi şeyinde, seviyesinde, skalasında kaldık. Beni de tabii ki mutsuz ediyor bu durum ama olabilir dönemseldir. Herkes durabilir, herkes sürekli ileri gidecek diye bir şey yok. Bazen dururuz, bazen geri gideriz. Maksat bir şekilde o kötü dönemlerde bile bu çizgimizi koruyup devam ettirebilmektir, sürdürülebilir kılmaktır. Mutlaka bir gün tekrardan ilerlemeye devam edeceğiz. Temmuz ayında ben bu uyarı geçtiğinde videolarımı tekrardan diğer videolarımı koyuyor olacağım. O videolar üzerinden uyarı alsak bile gene güvende olacağız. Ama tekrardan büyümeye devam etmeye başlıyor olacağız. Geçen haftaki önerilerinizi umarım bir öneri yapıyor olursunuz. Çünkü şu an onu görmeden çekiyorum bu videoyu. Önerilerinize dikkate alacağım kanalın ne gibi şekillenmesi gerektiği noktasında. Daha farklı ne içerik ekleyebiliriz. Onun üzerinden devam ederiz arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun izlediğiniz için. Ee, haftaya görüşmek üzere. Keyifli oyunlar keyifli haftalar dilerim. Hoşçakalın.